geldi ifadesi bir mümin için çok kuvvetli bir ifade ama bir taraftan bu bir aciziyet, yani tabii ki Rabbimize karşı bir aciziyet de böyle bir çok fazla bir teslimiyetçilik mi oluyor, nasıl oluyor? Hani böyle bir eleştirilir ya biraz da. Böyle iki dakika gibi bir süremiz var. Reklama gideceğiz gerçi ama bir belki giriş olsun diye. O zaman ben diye. Bir esas koyayım. Reklam tamam. Dönüşü de o esasa göre değerlendirelim. Evet, şimdi lütfen. Bütün eşyayı biz değerlendirirken, yani etrafımızda bize gelen afetleri, musibetleri, hayatımızdaki düşünceleri, düşünce fikir akımlarını değerlendirirken bir kriter koyuyor Peygamber Efendimiz. Bir gün çok hoşuma gider, çok da atıf yaptığım bir olaydır. Efendimiz bir çubukla Hazreti Ali Efendimiz'in yanına geliyor. Çubuğun bir ucunu gösteriyor. Buyuruyor ki Ali, hakkı burada arama, hak burada değildir. Sonra çubuğun diğer ucunu gösteriyor. Diyor ki Ali, hakkı burada da arama, hak burada da değildir. Sonra çubuğun ortasını gösteriyor Efendimiz ve buyuruyor ki Ali, hakkı burada ara, hak buradadır. Şimdi ne Allah'tan tamamen bu işin Allah'la bir ilgisi yok demek doğrudur. Ne de evet bizim burada hiçbir kusurumuz yok. Her şey takdiri ilahi, bu başımıza gelecekti şeklinde düşünerek burada kulun aslında mükellefiyetini yok saymakta biri ifrat ötekisi tefrittir. Yani bunu konuşalım inşallah. Bunu konuşalım hocam. Hocam giderken dedim ki Allah'tan geldiği ifadesi hani Allah'a karşı bir aziyettir ama kulun da böyle çok mu fazla miskin gösteriyor, çok mu fazla güçsüz gösteriyor? Orada çok güzel bir ölçü koydunuz. Evet. Onun üzerine devam edelim mi biraz? Yani şimdi tedbirsiz olmaz, kul yapması gerekeni yapacak ama Allah'tan da geldiğini bilecek ve orta noktada bir yerdeyiz. Evet. Şimdi insan tabii iradesi olan bir varlık. Diğer varlıklardan farkı insanın, Allah'ın ona verdiği çok kıymetli bir özellik var, bu irade. Ve insan bu iradesi, aklı, feraseti sayesinde varlıktaki düzeni, dengeyi, kanunları görebilme, bilebilme ve bunlara tedbir alabilme kabiliyetiyle Allah tarafından donatılmış durumda. Şimdi biz Kur'an'ı incelediğimiz zaman takdir ile, şöyle diyelim, kaderle gayretin, tevekkül ile tedbirin bir denge içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani şöyle ifade edelim. Bir tarafta tevekkül var ise öbür tarafta tedbir var. Bir tarafta kader var ise öbür tarafta gayret var. Hatta denmiştir ki tevekkül tedbire aşıktır, kaderde gayrete aşıktır. Bir virgül koyacağım hocam. Şimdi tabii tedbirle tevekkül, kaderle gayret arasında aslında bir ideal kıvam var, ideal bir denge var. Ve bunun bu çağda da, her çağda, her durumda nasıl anlaşılmasıyla ilgili bir örneğimiz var bizim Peygamber Efendimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece namazın nasıl kılınacağı, orucun nasıl tutulacağı veya güzel ahlak sahibi nasıl olunacağı konusunda bir rehber değil. Peygamber Efendimiz aynı zamanda iman esaslarının nasıl idrak edilmesi gerektiği ve hayat pratiklerine, yaşam saflarına nasıl dönüştürülmesi gerektiği konusunda da bize bir rehber. Çünkü Bakara suresinin sonundaki ayetleri biz her gün yatsı namazından sonra okuyoruz. O amener rasulü diye başlıyor. Rasul iman etti. Yani Peygamber Efendimiz bizim iman ettiğimiz bütün hususlara iman etmiştir. Hı hı. Ve kadere de Peygamber Efendimiz iman etmiştir. Cibril hadisi diye meşhur olan o hadiste de Peygamber Efendimiz kadere imanı, imanın asıl unsurlarından birisi olarak zikretmiş ve saymıştır. Şimdi bu perspektiften baktığımız zaman Peygamberimizin hayatında kaderle gayret arasındaki ilişki nedir? Tevekkülle tedbir arasındaki ilişki nedir? Biz buna baktığımız zaman tam bir dengenin, tam bir ittizan dediğimiz biz dengeli bir duruşun olduğunu görüyoruz. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi düşünelim ki soruyor, senin bir deven vardı, deveni ne yaptın diye sorduğunda muhatap diyor ki, oradaki sahabi zat diyor ki ben tevekkül ettim ve onu saldım. Dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin deveni önce bağla ve sonra tevekkül et sözü mıh gibi aklımızda tutmamız gereken bir ifadedir. Ya da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Medine'nin pazarında gezerken elini, mübarek elini bir buğday yığınının içerisine soktuğunda, içini ıslak dışını kuru bulduğunda, yani içini rutubetli nemli bırakmışlar çünkü tartıda daha ağır bassın diye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi aldatan bizden değildir buyuran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşünelim. Ya da işte oğlu İbrahim vefat ettiğinde kabir kazılırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor ki kabir kazılmış durumda ve kabirde bir tümsek görüyor Peygamber Efendimiz ve onu düzeltin buyuruyor. Diyorlar ki ya Resulallah, bu ölüyü rahatsız eder değil mi?
Efendimiz buyuruyor ki hayır, bu diriyi rahatsız eder buyuruyor Peygamberimiz. Biraz sonra kapatılacak bir kabrin içindeki tümseye bile tahammül edemeyen Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem'i düşünelim. Peygamber Efendimiz'in kaderle gayret arasında insanın çabasına düşen kısmı nasıl öncelediğini, nasıl önemsediğini yeniden aklımızda tutmamız gerekiyor. Medine'de havalar sıcak olduğu için insanlar Medine'de Efendimiz'in zamanında damlarda yatıyorlar. Belki bugün hala bu yörelerde de benzer adetler vardır. Ama korkuluksuz herhangi bir tedbir almadan yattıkları Peygamber Efendimiz'e bildirilince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onlara söyleyin, deyin ki korkuluk edinsinler. Sahabeden bazı zatlar demişler ki efendim biz bunu ilettik ama diyorlar ki Allah'ın bizim hakkımızdaki takdiri ne ise o olur. Yani Allah bize buradan düşüp ölmeyi ecel olarak takdir etmişse biz bu eceli yaşarız diyorlar. Dediklerinde Peygamberimiz buyuruyor ki deyin ki onlara damda korkuluksuz yatandan Allah'ın himayesi kalkar deyin buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şimdi bizim burada Peygamber Efendimizin kaderle gayret, tevekkürle tedbir arasında kurduğu ilişkiyi yeniden kurmamız gerekiyor. Yani o buğday yığınının içerisine elini sokan ve içini ıslak bulduğunda buna itiraz eden, bizi aldatan bizden değildir diyen Peygamber Efendimiz. Yani şu enkaz sahasını görse, deprem sahasını görse, orada mesela eksik çimentoyu, eksik demiri, kesilmiş kolonları görse, orada mimari hataları, mühendislik hatalarını görse, Peygamber Efendimiz şunu demez miydi? Yani bizi aldatan bizden değildir diyen Peygamberimiz, eksik kolon koyan, kolonu kesen, eksik çimento koyan, mimari hata yapan veya bunlara onay veren denetim şirketleri nelerse, bunlar için Peygamber Efendimiz de benzer ifadeleri kullanırdı diye düşünüyor insan. Onun için Üstad Neşet Ertaş'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki önce süte su karıştı, sonra söze yalan ve mideye haram. Aslında sözü burada kesiyor fakat biraz daha sözü ilerletsek herhalde şöyle derdi veya bugün bu ortamı görse şöyle derdi. Önce süte su karıştı, sonra söze yalan, mideye haram ve ne bileyim inşaatın harcına deniz kumu karıştı derdi mesela. Veya inşaatın karkasına eksik demir ve eksik çimento karıştı derdi. Şimdi belki bugün bütün problem, şimdi çok talihsiz bir paylaşım oldu. Bir profesör çıktı dedi ki eğer insanlara siz din dersini öğretmek yerine coğrafya dersini öğretmiş olsaydınız, yani din derslerini yerine coğrafya dersini vermiş olsaydınız, bugün belki bu manzara karşımıza çıkmazdı diye, hani tabiri caizse ipe sapa gelmez, izana insafa sığmaz bir kelam etti. Halbuki din böyle demiyor. Halbuki İslam insana, yani mümin kıldığında, bir insan mümin olduğunda, o insanda davranışlarını belirleyen, onu daha hayırlı, daha iyi işlere sevk eden bir iman duygusu oluşuyor ve imanla birlikte... ikisini birlikte yapamıyoruz mu hocam? Yani? Aslında ikisini birlikte din yapmamızı istiyor bize. Yani öyle ki... Yani o bakın, kadar mı zayıfız, imanın, o kadar mı aciziz? İmanın en güçlü yansıması ihsandır. Oruç bize ihsanı öğretmek istiyor. İhsan, Allah'ın bizi gördüğünü iliklerimize kadar hissetmemiz demektir. Hı hı. Ve bunun bir zorunlu sonucu vardır. Eylem sahasında, davranış dünyasında, yani bir mühendisin yapıp etmesinde, bir hakimin adaletle hükmetmesinde, bir doktorun, bir tabibin usulüne, erkanına uygun bir şekilde tıp ilmini icra etmesinde veya bir muallimin işini, talimini usul ve esaslara uygun bir şekilde yapmasında bir kavram daha veriyor din bize. İtkan diyor. Yani itkan demek yaptığın işi Allah'ın seni gördüğünü hissederek, bilerek buna göre yapman, buna göre tanzim etmen demek. Aslında iman dediğimiz şey ihsan ve itkanla insanın davranışının zihinsel arka planlarını, duygusal arka planlarını tanzim ettiği için aslında dini biz gereği gibi öğretebilseydik, imanı biz gereği gibi öğretebilseydik, mühendis o zaman ona göre işini yapacaktı, amele usta o zaman ona göre işini yapacaktı, müteahhit ona göre işini yapacaktı. Yani bir insanı... Mesele coğrafya bilme işimizden değil, mesele dinin... Dinin ruhundan uzak oluşumuzdan kaynaklanıyor. Yani bir insanın elini bağlayacak olan, baş başa kaldığında adaletle hükmetmesini sağlayacak olan, zulme karşı elini ayağını bağlayacak olan şey nedir? İşte oradaki uhrevi kaygı, Allah'ın kendisini gördüğü hissiyatı, bütün her şey sütün içerisine su katmayla başlar diyor Neşet Ertaş onun için. Şimdi Ebu Mesud radıyallahu anh var. Ben onun hadisesini çok seviyorum ve örnek olarak veriyorum. Bu İbn Mesud radıyallahu anh'la karıştırıldı ama o değil. Hı hı. Ebu Mesud radıyallahu anh diyor ki bir gün ben kölemi dövüyordum. Nasıl bir durum söz konusuysa
arkamdan bir ses duydum diyor ve yüksek bir sesle üç defa o ses İ'lem Ebe Mes'ud dedi bana. Şunu bil ki ey Ebu Mes'ud dedi. Ben de döndüm bir baktım ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Peygamberimiz İ'lem Ebe Mes'ud innallâhe akderu aleyke minke aleyh. Şunu bil ki senin kölenin üzerindeki gücünden daha fazladır. Allah'ın senin üzerindeki gücü ve kudreti dedi. Ve ben bu ifadeyi duyunca oradaki uhrevi kaygı, Allah'ın bana bu zulümden dolayı vereceği, yapacağı azap, ceza, elimi gevşetti, elimdeki kırbaç ya da kamçı yere düştü, dizimin bağı çözüldü, tevbe istiğfar ettim ve kölemi azat ettim diyor. Şimdi buradaki uhrevi kaygı çok önemli. Allah korkusu çok önemli. Çünkü bunu eğer biz uhrevi kaygıyla, yani etlerimiz, kemiklerimiz toprak olduğunda bize topraktan süzüp çıkartacak bir güç var, bir otorite var. Karşısına dikecek, yaptığımızın santimine kadar hesabı soracak. Bu idrak içerisinde olduğumuzda bu bizi zorunlu olarak itkana ve ihsana sevk ediyor, sevk etmeli. Bu duyguyu kaybettiğimiz an, hani Akif merhum diyor ya, ne irfandır ahlaka yükseklik veren, ne vicdandır, insanlarda fazilet hissi Allah korkusundandır diyor. Ben onun için şunu düşünüyorum, şunu savunuyorum. Yani aslında din bize bu konuda maddeyle manayı, akılla kalbi, dünya ile ahireti, kaderle gayreti, tevekkülle tedbiri dengelememizi sağlayacak muhteşem bir altyapı ve zemin sağlıyor. Bizim aslında bütün yaşadıklarımız, yani teknolojiden koptuğumuz için ya da mühendisliğin ilke ve esaslarını bilmediğimiz için değil, aslında bütün başımıza gelenler dinden koptuğumuz için, uzaklaştığımız için. Akif'in sözünüzü kesin mısrasını, bir beytini söyleyeyim. O öyle diyor. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir diyor. Şimdi yani Müslüman diyarı, burası Müslüman diyarı. Yani işini yapanların ehil üzere, ehliyet üzere yaptığı diyar. Bizim yapmamız gereken Akif'in dediği, galiba Müslümanlık göklerdedir dediği o Müslümanlığı gökten yere, hayatımıza, çarşıya, pazara, inşaatın içerisine ya da denetim mekanizmalarının içerisine indirmemiz, Allah korkusunu mihver edinmemiz gerekiyor bizim. Hocam dediniz ya, yarın ahirette dirhem dirhem hesabı sorulacak diye, çok hoşuma gider bu söz. Diyor ki öyle bir gün düşün ki hakimin kendisi şahit. Eyvallah. Yani o Allah her an görüyormuş ve Allah'a yarın hesap vereceğiz hissini hiçbir zaman uzaklaştırmamamız lazım. O gafleti bir kere içinde bulunmamamız lazım. Biz bazı zamanlarda haşa sanki görüyor, bazı zamanlarda bizi kendi halimize bırakmış gibi davranıyoruz. İşte dünyalık işlerde ya bunu böyle yapsak da olur. Oysa ondan da mesulüz, diğerinden de mesulüz. Bununla böyle iyi bir ayırt etmek lazım. Şimdi Mustafa'dan bir eser dinleyeceğim ama dinleyelim, güzel bir türkü dinleyelim. Ondan sonra şu kısmı konuşalım. Her şeyi yaptık ama sonra yine başımıza bu geldi ve ondan sonra kalplerimizi nasıl o feraha erdireceğiz? Cümleyi şöyle bağlayalım. Bir şey olana kadar başka bir şeydir. Olduktan sonra başka bir şeydir. Olmuş. Şimdi bununla nasıl mücadele etmemiz gerekiyor? Bu yarayı nasıl sarmamız gerekiyor? Bunu konuşmamız kalpleri gerekiyor. Kalpleri nasıl mütmain edeceğiz? Onu konuşalım hocam. Hocam. Evet. Dedik ki tedbir aldık ama başımıza bir şey geldi ve sonrasında artık gönüllerimiz nasıl rahat erecek? Aslında bu sadece deprem özelinde değil hocam. 2023 yılındayız ve şunu görüyoruz. Sıkışmış hayatları yaşıyoruz. İşte Ramazan burada gerçekten bizi biraz sakinleştirmesi noktasında iyi de geldi. Biraz böyle kalplerimizin mutmain olmaya ihtiyacı var. Bunu nasıl yapacağız? Evet. Ayet çok açık bir şekilde söylüyor ama kolay gibi görünse de o da zor. Şimdi dünyanın bir defa bir teşhisini koymamız lazım. Bu dünya bir dar-ı imtihandır yani. Yani bütün dünya benim olsa gamım gitmez nedendir bu? Ezelden gam turabıyla yorulmuş bir bedendir bu. Gelen gider, giden gelmez, iki kapılı handır bu. Sakın insafı terk etme, makamı imtihandır bu. Adını koyalım. Yaşadığımız hayatın, zamanımızın, ömrümüzün, Allah'la olan ilişkimizin, eşyaya ve hayata, ölüme ve doğuma bakışımızın adını koyalım. Biz bu dünyaya imtihan edilmek için gönderildik. Ve Peygamber Efendimizin böyle yere bir takım geometrik şekiller çizerek, bir takım böyle yüksek hakikatleri, soyut bir takım manaları ashabına somutlaştırarak anlatması çok meşhurdur. Benim çok hoşuma giden bir örnektir. Efendimiz bir gün eline bir çubuk almış ve yere bir çizgi çekmiş. Sonra onun etrafını onu kuşatan, muhasara eden küçük çizgiler çekiyor Peygamber Efendimiz. Etrafına bir daire çiziyor ve dairenin dışına da küçük çizgiler koyduktan sonra bunlar nedir diye soruyor Peygamber Efendimiz.
Ashab-ı kiram Allah ve Resulü en iyisini bilir dediklerinde peygamberimiz buyuruyor, anlatmaya başlıyor. İlk koyduğum çizgi insandır. Onun etrafını kuşatan küçük çizgiler insanı çepeçevre kuşatan musibetlerdir, felaketlerdir, acılardır, hüzünlerdir, hastalıklardır. Onları kuşatan geniş daire ise eceldir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve en dışına koyduğu çizgiler için de bunlar insanın hayalleridir, emelleridir, ümitleridir, gelecek planlarıdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şimdi hayatın özü, özeti, derli, toplu bir şekilde bu çizgilerle ve geometrik şekillerle Efendimiz tarafından ifade ediliyor. Biz deneneceğiz. Mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltme ile ve dahi korku ile, yani iç dünyamızdan iç dünyamıza kadar, psikolojik durumumuzdan sosyolojik durumumuza kadar çok geniş bir kadrajda Allah bizi deneyecek. Böyle bir denenmeye maruz kaldığımız zaman Allah bize bir ödev veriyor, bir yol gösteriyor, bir ipucu veriyor ve buyuruyor ki müminler öyle bir öyle kimselerdir ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman şöyle derler. Aslında hayatı özetleyen iki cümle, beş kelime. Birinci cümle şu: İnne lillahi, bizim sahibimiz Allah'tır. İkinci cümle şu: Ve inne ileyhi raciun, ve biz Allah'a dönmekteyiz. Şimdi böyle derler diyor. Öyle görünüyor ki bunun ifade ettiği bir felsefe var ve birkaç cümleyle bunu ifade edeceğim ama öncesinde şunu söylemek gerekiyor. Böyle demek, dilimizi zikre alıştırmak, sıkıntıyla, herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığımızda, sadece ölümlerde ve deprem gibi büyük afetlerde değil, ne bileyim arabanızı bir kenara sürttünüz mesela, küçük bir kaza meydana geldi. Burada bile inne lillahi ve inne ileyhi raciun demeyi Peygamberimiz de öğütlüyor. Kur'an-ı Kerim'de bunu bize emrediyor aslında. Hocam buradan bir virgül koyayım mı ben?